Bugün gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ile birlikteyiz. Kendisinin son yazılarını ve ayrıca Türkiye'de nefret söylemini, ifade özgürlüğünün geldiği son noktayı ve gelişmeleri konuşacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkartıp bazı sözler söylemesine neden olmuştu. Ve bu sözler gündeme oturdu, aynı zamanda çok fazla tepki topladı. Öncelikle siz bu nefret söylemleri ve ifade özgürlüğün geldiği son nokta ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii aslında özellikle Sezen Aksu ile başlayan, Sedef Kabaş'a yönelik linçle devam eden ve Trabzon'da yaşanan tablo aslında Erdoğan'ın hani benden sonra tufan değil, bundan sonra tufan, bu aşamadan sonra tufan dediği bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Uzun süredir Ankara'da genel anlamda bu iktidarın oy kaybettikçe sertleşeceği, zulmün artacağı, bu zulüm arttıkça da oy kaybedeceği bir sarmalın olduğunu zaten biz görüyorduk. Son dönemde bunun daha yüksek bir şekilde devam etmekte olduğunu gördük. Burada özellikle hani son Trabzon'da yaşanan durum artık aklın kaybolduğunun, vicdanın kaybolduğunun, bunların yerine artık önümüzdeki nesiller diye bir kavramın da kaybolduğunu, tek şeyin, akılda fikirde tek şeyin önümüzdeki nesiller olduğunu yaşadığımız, gördüğümüz bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna karşı tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliştirdiği insani duruş, çocukların korunması gerektiğine dair duruş, kamuoyunun böyle olağan akışının dışında nefret söyleminin öne çıkmasına neden olacak bir duruşu engellemeye çalışıyor. Elbette bunlar da takdire değer, ancak bunların bu iktidarın gidişini bu anlamda nefret söylemini yükseltmesinin engellemeyeceği görülüyor. Bunun dışında daha toplumsal, meşruiyeti yüksek, hiçbir meşruiyet sınırlarını zorlamayan toplumsal duruşlar gerekiyor diye değerlendiriyorum ben. Örneğin Sezen Aksu'ya yönelik o 5 yıl önceki şarkı nedeniyle o linç girişiminde toplumsal duruş bunu bir şekilde engelledi. Yani bunu gördük. Demek ki devamında bu tür duruşu genişletebildiğimizde, büyütebildiğimizde bir sonuç alınabileceği de anlaşılıyor. Bu belki iğneyle kuyu kazar gibi bir şey, ama ne olursa olsun denemek zorundayız. Çünkü bunun ötesindeki ışık nefret söylemini götürecek bizi ve o çok daha tatsız bir süreç olacak. Bunların yasal düzenlemeleri içinde planlamalar yapıyorlardı Sinem Hanım. İşte en son biliyorsunuz pazar günü medyaya işte milli ahlaki değerler üzerinden bir ayar verme genelgesi yayınlandı. Onun öncesinde de geçen Ekim, Kasım aylarında yine sosyal medyanın kontrol edilmesi ama kendi söylemlerinin istedikleri gibi yaygınlaştırılması için bir hazırlık yaptı. Tam kitabını uyduramadılar. Böyle bir dalgalanmayı yaşıyorlar. Ama tatsız olan şu ki ekonominin böylesine kötüye gittiği, toplumsal psikolojinin olağanüstü bozulduğu bir ortamda bunun üstüne bir de nefret söylemi ki kabul edilemez bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Peki Mustafa Bey, nefret söylemleri bu şekilde devam ederse çocukları nasıl bir geleceğe beklediğini düşünüyorsunuz? Şimdi tabii aslında etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda ortak paydalar azaldıkça toplumsal kesimlerin aralarındaki mesafenin genişlediği ve Allah korusun diyeceğim, hani iç savaşın yaşandığı coğrafyalar oldu. Hani bazılarında oldu maalesef. Hani bizim dileklerimizden öte. Bu Balkanlarda yaşandı, Suriye'de yaşandı, doğumuzdaki ülkelerde yaşandı, pek çok Kafkas ülkesinde yaşandı. Ben Türkiye'de ne olursa olsun bir arada yaşama duygusunun çok baskın olduğunu, siyasetten daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bunu yer yer halkın arasında da görüyorum. Ama iktidarlar
bu barışı bu kadar özensiz kullanmamalı. İktidarlar toplumsal dokunun nasıl olsa hani bir seçimden sonra bir balkon konuşması yaparız, olmadı bulvar konuşması yaparız, olmadı bir meydana çıkarız, ondan sonra bunu düzeltiriz deyip iç barışı hunharca kullanacakları bir sürecin içindeyiz zaten. Bunu dur demeye çağırıyoruz. Bir gazeteci olarak Türkiye'nin bu toplumsal kutuplaşmalarında zaman zaman hedef olmuş, zaman zaman Silivri ile muhatap kalmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Ben bu toplumun bir arada yaşama kültürünün çok yüksek olduğunu ama iktidarların bunu çok hoyrat kullandığını görüyorum. Şimdi tabii şunu sorabilirsiniz. Bir çocuğu hain dedirttikten sonra bunun ötesi ne olabilir? Evet, dile getirmek bile istemem ama olabilir bunun ötesi. O nedenle hani sözün bittiği yer bile demeden ne olursa olsun Kemal Bey'in bu toplumu belli bir hani nasıl diyelim sükunet içinde tutma duygusunda kıymet vererek onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ötesinde bu iktidara dur diyecek bir başka meşruiyet lazım bize. Aksi halde bu devam edecek. Aksi halde en ufak bir toplumsal çıkış ihanetle damgalanacak. Bunu zaten görmekteyiz. Al işte 2 gündür hakkını arayan işçiler biz hain miyiz diye sokağa çıkmak durumunda kaldılar. Bu tablo çok tatlı bir hoş bir gidiş değil. Bu sürecin devamı AKP hani benim iktidarım gitmesin de ne olursa olsun gibi bir anlayış içinde olabilir ama ne olursa olsun biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. O nedenle ben siyasetin bu 6 partinin ortak bir gelecek aramasını bu yüzden önemsiyorum aslında. İlle de parlamenter sistem işte şu şekilde olsun, 6 parti bir araya gelip bir parlamenter tablosu çizsin diye değil. Farklı kesimlerin bir araya gelebildiğini toplumda görürse bunun genel anlamda siyasete yansıyacağını ve AKP iktidarının bu yapı tarafından kuşatılabileceğini düşünüyorum. Ben çıkış yolunun bir ucunun da o olduğunu düşünüyorum Sinem Hanım.